Evet, şu an otobüsten indim. Yalnız otobüsten beklediğim yerde inmedim. Ben Dubrovnik kart aldım bu arada. 3 gün Dubrovnik'te işte size indirim veriyor. Bazı müzelere falan böyle geçişler veriyor ücretsiz. Neyse, ben bu kartı aldım. Belediye otobüslerine de binebiliyorsunuz. Şöyle size arkayı falan da birazcık göstereyim. Ben bu kartı aldım. Bu kartı almam lazım. Bu kartı aldıktan sonra burada kendime Londra'dan bir tanıdık buldum. Oraya gidip neyi bırakacağım? Bavulumu bırakacağım. Önce kartı almak için bir miktar yürüyeceğim galiba. Sanırım bavulla yürümen gerekecek. Ve bu arada ilk izlenimim çok güzel abi. Gerçekten yani inanılmaz yani deniz. Bu Old Town dedikleri yer. Yani buranın tarihi bölgesi çok güzel. Çok güzel. Çok çok beğendim. Umarım diğer şehirlerde en az bu kadar güzel olur. Şimdi benim zaman kaybetmeden dediğim işleri yapmam lazım. Sizin için çekimlere de devam edeceğim tabii ki. This is a small guide where you have discounts in restaurants and coffee bars and a little bit about Dubrovnik. Okay. And this is your card. Can I open it just to show you? Of course, yeah. Otobüsten indim ve şu an gezmeye başlamak üzere bu Old Town yani eski kasaba, tarihi kasaba. Oraya doğru merdivenlerden iniyorum. Bavulumu arkadaşa bıraktım dediğim gibi ve üstümü değiştirdim. Ara bölümleri size de aktarayım. Şimdi işte otobüse binip tekrar merkeze doğru geldim. Bir kahve içmek istiyorum. Şu an kendim de değilim yani. Gece de çok az uyudum. Bir kahve içeceğim. O arada da gezmeyi düşündüğüm yerlere bir bakacağım. Notlarıma bakacağım. Sonra gezmeye başlayacağım. Süper görüntüler sizleri bekliyor. Gezmeye başladım. Daha doğrusu başlamadım da bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar buraya çocukla gelmeyin. Siz az önce çektiğim merdivenleri görmüşsünüzdür. Şöyle bir yer düşünün. Şu diklikte sokaklar merdivenlerle dolu. Abi buraya bebek arabasıyla falan gelmişler. Yani hiç mi okumadınız ya? Bak araştırmanızı yapıp gelin. Gerçekten buraya öyle merdiven çıkıp inemeyecek çocukla bebek arabasıyla gelinmez. İyi ki evlenmemişim, iyi ki bekarım, iyi ki serbest dolaşıyorum. İzlenimlerimi aktarmaya devam ediyorum. Şu an meydana çıktım ve çalmaya başladı. Saat kaç bilmiyorum. Saatten dolayı mı bilmiyorum. Umarım beni duyuyorsunuz bu arada. Hemen izlenimimi aktarayım. Sokaklar neden dar? Hemen anladım. Sokaklar dar ve hep gölge. O yüzden çok serin. Yani şu meydanın sıcağına inanamazsınız. Hani sokaklarla kıyaslayınca. Burası bilmiyorum 10 derece falan yüksek hissediliyor arkadaşlar. O yüzden sokaklara geri dönüp sokaklarda bir kafe aramaya devam edeceğim. Burası da arkadaşlar sanırım buranın restoranlar caddesi, sokağı. Ve gerçekten az önce de belirttiğim gibi çok serin yani meydana göre. Arkadaşlar kahvemi içtim, kendime geldim. Kahve gayet güzeldi. Fiyatı da 18 kunaydı. Yaklaşık 24 TL ediyor Türk parası cinsinden.
Bu arada az önce güneşliyken hani çok sıcak dediğim indiğim meydan hemen karşımda. Bu caddenin adı arkadaşlar Stradun Caddesi ve bu arada bir notlarım var elimde. Ve burası tarihi kısmının, bu tarihi Dubrovnik bölgesinin ortasından geçen önemli, böyle hem tarihi hem çok turistik. Gördüğünüz gibi böyle turistlerle dolup taşan bir cadde. İki tarafında tarihi kapılar bulunuyor. Ve ben şu an birkaç tane tarihi yine yer olan, böyle işte kilise, manastır, karşımda bir saat kulesi var yine buranın turistik değerlerinden biri. O tarafa doğru yürüyorum. Sizlere kısaca oradaki tarihi değerlerden bahsedeceğim. Cümlelerimi umarım beğenmişsinizdir. Evet, sizlere dediğim gibi birkaç adım attım, yürüdüm ve bu iki kapı arasında bulunan Stradun Caddesi'nin Ploje kapısına geldim. Bu arada bence kelimeleri şu an katlediyorum. Yani nasıl okunduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Size bahsettiğim kapı şurası arkadaşlar. Ve zaten buraya gelince şunu görüyorsunuz. Burada turistler öbek öbek bekleşiyorlar. Rehberler eşliğinde burayı geziyorlar, dinliyorlar. Buranın işte tarihi özelliklerini vesaire. Tabii ki sizin gibi şanslı değiller, oturup böyle evlerinin konforundan beni izleyemedikleri için ben onları daha şanssız addediyorum. Burada zaten 4 tane çok önemli yapı var. Burayı mutlaka geziyor gelenler diyeyim. Öncelikle arkamda gördüğünüz şu kule var. Daha sonra buraya saat kulesi diyorlar. Şu arkamda gördüğünüz Aziz Blaise Kilisesi var. Ve diğer önemli yapı şurada gördüğünüz ve şu an restorasyonda olan Orlando sütunu. Dur bir dakika. Orlando muydu? Evet, Orlando. Kafadan atıyor olmayayım. Ve son olarak da şu arkamda gördüğünüz saray. Bu sarayımızın adı da arkadaşlar Sponza Sarayı. Hemen Sponza Sarayı'nın size kısaca tarihinden bahsedeyim. 15. yüzyılda yapılmış şu gördüğünüz sarayımız ve umarım bu arada sesim de iyi geliyordur. 15. yüzyılda yapılmış. Sponza sarnıç kelimesinden geliyor. Yağmur sularının toplandığı yapı gibi bir çevirisi var açıklamak gerekirse. Burası 1667'de burada çok büyük bir deprem oluyor ve depremden etkilenen çok yapı var. Gerçekten ben araştırdığımda gördüm ki bütün tarihi yapıların açıklamasında bir 1667 depremi sözü geçiyor. Sponza Sarayı bu depremden daha az etkilenen, hatta çok az etkilenen yapı olarak söz edilmiş açıklamalarda. Sarayın girişinde bir müze var. Yani girişinde bir oda var diyelim daha doğrusu. Bu odada bazı insanların resimleri var ve bu resimler girebilirim belki, bilmiyorum, neyse. Bu insanların önemi de şu arkadaşlar, 1991-95 yılları arasında burada bir bağımsızlık savaşı yapılıyor. Biliyorsunuz eskiden Hırvatistan diye bir ülke yok yakın zamana kadar. Bu Yugoslavya'ya bağlı burası. Ve işte bağımsızlık savaşı diyorlar. Sonra Yugoslavya parçalanıyor. Ben Yugoslavya neden parçalandı? Parçalanmalı mıydı? Burada Batı'nın işbirlikçilerinin parçalanmadaki etkisi nedir? Gibi siyasi altyapısına değinmeyeceğim olayların. Araştırmak isteyenlere araştırmalarını öneririm. Yugoslavya neden parçalandı? Ama dediğim gibi orada işte bağımsızlık savaşı 1991-95 yılları arasında olmuş ve bu sarayın giriş katında ki odada bu savaşta ölenlerin resimleri varmış. Bakalım girebilecek miyim? Onu deneyeceğim. ...1667'de arkadaşlar bu kule ağır hasar almış. O yüzden 1929'da tamamen yeniden yapılmış aslına uygun kalarak. Dolayısıyla şu an gördüğünüz bu yapı 1929'dan günümüze kalmıştır. Şurada gördüğünüz saat ise ahtapot olarak adlandırılıyor. Bence örümcek olarak da adlandırılabilirdi. We'll be right back.
Gördüğünüz gibi büyük bir turist kafilesi Gül'ü takip ediyordu. Şurada da çocuklar gayet top oynuyorlardı ki bence oynamamalılar arkadaşlar. Yani tarihi yapılara darbe üzerine darbe. Hemen şimdi kovacağım çocukları. Gidin lan evinizin önünde oynayın. Keserim topunuzu. Arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Burada rehberler bayağı bir şeyler anlatıyorlar. Yani bayağı bayağı anlatıyor. Benim söylediklerimi yaklaşık 25 katı kadar bir şeyler anlatıyorlar. Üzgünüm yani ben o kadar şey anlatamıyorum size. Zaten birazcık yürüyünce de Rector's Palace yani rektörün sarayı dediğimiz şu arkamızda Topkapı'yla hiçbir alakası olmayan bambaşka gördüğünüz gibi bir binayla karşılaşıyorsunuz. Bu da turistik bir yer. O yüzden ben de iki satır size söyleyeceğim. Burada eskiden başka bir cumhuriyet yani 15. yüzyıllarda başka bir adla anılan bir ülke Ragusa galiba öyle hatırlıyorum. Öyle bir yermiş burası ve burası bu rektörün sarayı da rektör aslında hani devlet başkanı mı desem devlette çok önemli bir pozisyonda biri mi desem öyle bir kişiymiş kendisi ve buradan yürütüyormuş işleri. O yüzden burası da o şekilde kullanılmış zamanında şimdi başka amaçlarla kullanılıyor. Tabii ki şu an devlet başkanının ikametgahı değil. Bu arada şu önümüzden geçen aracı görüyorsunuz. Bunlardan birkaç tane gördüm. Buraya araç girişi yani araba girişi olmadığı için bu tip şeyler bence yük taşıma vesaire ufak tefek şeylerin taşınmasında kullanılıyor. Gayet de güzel yapmışlar. Hem sessiz gidiyorlar hem de minnacıklar bizi çok rahatsız etmiyorlar. Turistler olarak memnunuz. Gezmeye devam ediyoruz. Çok tatlı bir meydanda böyle güzel masalar vesaire var. Size burada söylemek istediğim şey şemsiyelerin renginin ortama uyumuna bakar mısınız? Yani çok doğru bir seçim olmuş. Gerçekten hiç göze batmıyor. Şemsiye renginin uyumunu onayladım arkadaşlar. Abi Dubrovnik kedilerinin pis pisiye ilgisizliğine bakar mısınız? Şoktayım şu an abi. Nasıl olur ya? Evet, aynı meydanda dönmeye devam ediyoruz. Şu an arkamda gördüğünüz yerde şöyle ara sokağa girerekten size biraz daha göstermek istiyorum. Eminim şu an sesim de daha iyi geliyordur. Çünkü ses burada birden yalıtıldı diyelim dışarıdaki sesler. Şurası da Dubrovnik Katedrali. Burası da yine 1500'lerde ya da 1600'lerde yapılmış. 100 yılın zararı olmaz, suçu olmaz mı böyle bir laf vardır ya. Dubrovnik Katedrali'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Hazreti Meryem'in göğe yükselişi adlı bir eser varmış. Girer girmez sanırım görünüyormuş. Bilmiyorum girer miyim de. O çok dikkat çekiyormuş. Bu arada iyi ki de tura katılmamışım. Gerçekten hiç Hristiyan tarihi dinleme modunda değilim şu an. Onu fark ettim. Çok açım. Şu an çok acıktım gerçekten. Yalan yanlış uçakta yediğim şeyle duruyorum. Arkası da böyle bakın. Bir şeyler yemek istiyorum ve ayrıca şarjım da bitiyor. Yani saat daha kaç bilmiyorum. 11 olmadı galiba saat. Ve şarjım bittiği için meydanın gerisi böyle. Şarjım bittiği için oturup telefonumu şarj etmem ve bir şeyler yemem lazım. Karnım gurul diyor. İsterseniz onu da size çekeyim sesini. Gurul gurul. Ya Rabbim ya sen tatlı mısın? Sen yalanıyor musun? S'ler T oldu değil mi? Arkadaşlar şu an hemen şöyle denizin kenarında gayet turistik bir yerde ürünler ve fiyatları görüyorsunuz. TL'ye çevirmek için %30 üzerine ekliyorsunuz fiyatların. Mesela ne diyelim? Diyelim ki işte mesela şu 100 liralık şeyi 130 TL diyelim. Mussels yani midye gibi bir şey. Yani ne diyebiliriz? Gayet pahalı diyebiliriz. Ortalama bir yemek 100 lira. Hatta daha fazla 150 lira civarı. Yemekler pahalıysa manzarayla doyun diyormuşum. Şu an ben gördüğünüz gibi yemeğim geldi. Şurada balzamik sirke, zeytinyağı, karabiber vardı. Bir dilim ekmekle dayanamadım. Ve bir bira söyledim ve patates kızartması ve ızgara sebzeler. Yemeğim bu. Peki manzaramı göstereyim arkadaşlar. Evet, manzaramda
yemeğim kadar güzel. Afiyet olsun. Yemek yedim, şişerek restorandan ayrıldım. Çok verimli geçirdim zamanımı açıkçası gördüğüm kadarıyla. Çünkü Dubrovnik'in esas böyle turistik işte caddesi ve o cadde çevresindeki önemli yerlerini bugün bitirecek gibi gözüküyorum şu an. Az önce anlattığım yer şurasıydı size. Şu bakın saat küresini vesaire görüyorsunuz. O meydandan bu önemli dediğimiz Stradun Caddesi, caddenin öbür tarafındaki kapıya yürüyorum. Önümü kesiyorlar, hızımı da kesiyorlar. Ve o kapıdan bu sefer surlara çıkış yapacağım. Bu paralı olması lazım. Benim aldığım Dubrovnik kart dediğim gibi demiştim sabah. Buna ücretsiz giriş veriyor. Sanırım direkt bilet alırsanız 200 kuna gibi bir şey. %30 eklersek 260 TL. Çok pahalı abi yani gerçekten. TL'nin bu değer düşüklüğünde nasıl gidecek abi Türkler şehir dışına, yurt dışına yani gezmeye. Neyse. Evet, surlara çıkacağımızı söylemiştik ama surlara çıkışın hemen önünde yine bu önemli caddenin diğer ucundaki meydandayız. Arkamda öncelikle size anlatacağım büyük Onofrio çeşmesi arkadaşlar. Burada 16 tane çeşme var gördüğünüz gibi ve her birinde de farklı bir maske var. Onofrio bu çeşmenin mimarlarından bir tanesi. Yani mimarının adıyla anılıyor bu çeşme. Çeşme yaklaşık 15. yüzyıldan kalma ve zamanında şehrin su taşıma sisteminin de önemli bir parçasıymış. Hemen dönüyoruz. Burada da Fransisken Kilisesi'ni görüyorsunuz. Bu da çok eski, benzer tarihlerden kalma bir yapı. Bu sadece, pardon, kilise değil abi, burası manastır. Manastır. Kimisi için kilise ile manastırın hiçbir farkı olmayabilir. Biraz benim için de belki öyle ama adından tekrar bakıyorum ve buranın bir manastır olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bokunu da çıkarmayalım yani bilgisizliğin. Manastır burası, dediğim gibi Fransisken manastırı. İçinde buranın ayrıca bir eczane de var, bir kütüphane var ve eczane de var. Eczanenin şöyle bir özelliği var. Bugün dünyada hala işletilmekte olan en eski 3. eczane. Evet arkadaşlar, para çevirttim. Gördüğünüz gibi kuna. Üzerinde acaba bu Aziz Blaze mi? Şu an onu merak ettim. Bunu şey yapacağım, size yazacağım. Çok merak ettim gerçekten. Aa, bu da Pula'da. Pula'da bakın, Pula yazıyor. Pula'ya ben gidemeyeceğim ne yazık ki, yolumun üstünde kalmadığı için. Hemen şuna bakalım. Bu da 50 kuna. Buradaki amcayı ben bilmiyorum tabii ki. Arkasında da sanırım Dubrovnik burası. Evet, bakın burada Dubrovnik 50 kuna. Ve bir tane de yüzlük var. Yine bir erkek. Tabii ki nedense bir kadını görmek zor paraların üzerinde. Ve bakıyoruz. Arkasında da ne varmış? Bir eser var. Adını okuyamadım. Evet arkadaşlar, şu an surların tepesindeyim. Az önce gezdiğimiz çeşmeyi görüyoruz. Bahsettiğim cadde de şurası. Ve caddenin sonunda gördüğünüz şu, ta şurada gördüğünüz, bakın bu saat kulesi. Biz bu caddeyi yürüdük. Şurada bir şeyler anlattım en sonda size. Ve az önce de dediğim gibi şu çeşmeyi anlattım. Ve şuradaki sanırım şu, evet şu manastırı anlattım size. Ve şehrin hem şimdilik gezdiğimiz kadarıyla surlardan görüntüsü bu şekilde. We'll be right back.
turlar daha yürümeye devam ediyorum. Hafif bir yorgunluk çökmedi değil üzerime. Bol bol manzara görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel, böyle şehri oradan başlıyorsunuz. Böyle çeşitli yönlerden manzaraları sizler için de çekmeye devam ediyorum. Canım ne çekti peki? Canım ne çekti arkadaşlar? Şurada görüyor musunuz? Şunları. Ay gözüm. Canım çok fena deniz çekti gerçekten. Ben de denize gireceğim. Buradan sanırım bir plaj bulup birazcık da uyuyacağım, bakalım deniz sonrası. Evet, şu an kalenin en yüksek yerindeyiz, bayraktan da anlaşılacağı üzere. Ve harika bir Old Town, eski şehir manzarası böyle ayaklarımızın altında. Evet, surlardan indim. Gerçekten bayağı bir zaman geçirdim. Bir saati geçmiştir bence. Başlamandan itibaren. Yani oraya iyi bir zaman ayırdım ve iyi bir de performans gerekiyor. İniyorsun, çıkıyorsun, yürüyorsun. Bayağı da uzun. Ama çok güzeldi. Zaten siz de manzaraları gördünüz. Başladığım yerde bitirdim. Ve arada başka çıkışlar da var. Hani herhalde çok yorulanlar için. Ayrıca arada çeşitli yerlerinde barlar var. Hani bir şey içecek bir şey alabilirsiniz, su alabilirsiniz. Hatta bir yerde tuvalet de gördüm. Arada çıkışlar da var. Dediğim gibi şehrin içine çıkabiliyorsunuz farklı sokaklara. Bir iki ayrı çıkış daha vardı ama ben tabii ki paramın hakkını almak uğruna başladığım noktaya kadar yürüdüm. Ve başladığım yerden çıktım. Dolayısıyla şu anda arkamda da gördüğünüz gibi bu işte şu Straduva mıydı? Neydi adı işte? Siz biliyorsunuz. Siz artık benden daha iyi biliyorsunuz. O ana caddedeyim. O ana caddede bir ters yönde yürüyorum ve Banye ya da Banje diye bir plaj varmış. Oraya doğru yürüyorum. Gerçekten yoruldum ve başka yerlerde de denize giriliyor aslında ama 10 dakikaymış bu arada oranın bana uzaklığı. Göreceğiz şu an ne kadar olduğunu. Bu dediğim yerde şezlonglar da var. Ben birazcık yatmak istiyorum. Dün geceden beri yorgunum. Bugün de gayet yoruldum. O yüzden birazcık yatabileceğim bir yer. Sadece yüzme ve işte betonda oturmaktan ziyade böyle birazcık rahat bir yer olsun diye orayı seçtim. Bakalım, umarım yüzümü kara çıkarma Banye. Sana geliyorum. Az önce yukarıdan gördüğüm manzaraları şu an aşağıdan görüyorum. Neredeydim? Az önce tam şu duvarın tepesindeydim. Merdivenlere iniyorum plaja doğru ve bacaklarım titriyor. Yani surlardaki in çıktan gerçekten yorulmuşum. Evet, Duyu Güneş'ten kanalının sevgili izleyicileri, gördüğünüz gibi plaja geldim. Görüyorsunuz. Plaja geldim yani. Bayağı gelmişim. Ne yapacağım? Ha, bir şey söyleyecektim. Şunu söyleyeceğim. YouTuberlar neredesiniz ya? Instagramlar, gerçekten ben pek YouTuber görmedim. Böyle benim gibi kendi kendine konuşan, kendini çeken falan pek insan görmedim yani. Buraya normal turistler gelmiş. YouTuberlar burayı keşfetmemiş diyeceğim ama bilmiyorum ya, anlamadım neden. Şimdi ben biraz denize gireceğim. Birazcık dinleneceğim. Sonra sizinle tekrar buluşmak üzere. Şu an kendime çok kızgınım. Neden? Hatice bak ya, rezil yani. Çünkü hava iyi, yani çok güneşli değildi, çok sıcak değildi. Akşam olmuştu zaten. Gerizekalı gibi şemsiyeye 50 kuna para verdim. Yani ne kadar oluyor? Kamera karşısında da hiç hesap yapamadım şimdi. Neyse işte %30, işte 65 lira falan oluyor. Neyse, kolaymış hesabı esasen.
boşu boşuna para verdim ona. Şezlongum da çok eğik duruyor. Ondan da çok memnun değilim. Zaten kimse ilgilenmedi yani. Duşlar bu arada ekstra paralı. 2 kuna. Tamam çok bir şey değil ama yani. Ben buraya para vermişim. Bir de duşa mı para vereceğim? Gittim adama dedim ne dedim? Duş dedim para diyor dedim. Adam baktı bende şeylik var. Zaten ben o parayı vermeyeceğim. Orada olay çıkacağım. Canım sıkıldı yani. Salak salak iş ya. İşte neyse 2 kuna orada biriktirmiş zaten herhalde. Gıcık müşteriler için duş parası başlık atmış. O bana işte 2 kuna verdi. Hatta dedim yani ya yetmezse bu dedim. 2 kuna daha aldım. Bir daha girersem dışarıya. O şekilde onu öyle hallettim. Neyse canımı çok sıkmamaya çalışıyorum. İyi. Yatayım biraz dinleneyim ben. Gerçekten çok uzun bir gün oluyordu. Elimde havlum. Plajdan çıktım. Plajla ilgili birazcık mutsuzum. Çünkü müzik vardı abi. Bu plajda bangır bangır disco müziği çalma fikrini kim çıkarırsa Allah belasını versin. Yani gerçekten hangi gerizekalı bunu yapıyor, neden yapıyor? Ben bunu anlamış değilim. Çünkü insanlar hani tamam plaja eğlenmek için giden vardır. Tamam ona okeyim ama en az o kadar da dinlenmek için giden var abi değil mi? İnsan yatmak istiyor, bir kitabımı okuyayım, muhabbetimi edeyim ya da işte bir içkimi içeyim, denizi seyredeyim. Yani bu kadar, bunları yapmak isteyen, sakin bir ortamda bulunmak isteyen de çok insan var bence. Öyle değil mi? Yani lütfen yanılıyorsam yorumlara yazın. Yani bugüne bugün durum buyken bence plajlarda bangır bangır müzik çalınmamalı. Hiç nezih bir ortam olduğunu düşünüyorum. Hiç klas bir hareket olduğunu düşünmüyorum. O yüzden uyuyamadım ben. Müzikte böyle bangır bangır müzikte vesaire çok seçiciyim. Uyuyamıyorum her yerde. O yüzden birazcık yattım dinlendim ama planladığım gibi bir öğle uykusu ya da akşamüstü uykusu olmadı bana. Ve şu an nereye gidiyorum? Plajı bırakalım. Şu an bavulumu alacağım. Şu bahsettiğim arkadaşımın kaldığı yerden bavulu alıp kendi kalacağım yere bavulu götüreceğim. Bir miktar işim var. Sonra da karnım herhalde iyice acıkmış olur. O zaman da bir şeyler yerim. Sanırım Dubrovnik bir bölüm eder. Bunu diğerleriyle birleştirmeye gerek yok. Belki de tek başına güzel bir bölüm olarak koyabilirim. Meşhur yolumuzdan yine geçiyoruz. Otobüs durağına gitmek üzere. Ne fark ettim arkadaşlar? Burada dükkanların isimleri bakın şöyle yazılmış. İç taraflara yani camlara. Gördüğünüz gibi taşlara hiçbir şey asılmamış. Gayet de güzel olmuş. Yani çok daha hoş duruyor. Şöyle göstereyim. Tarihi yerlerin özellikle her yerin ama tarihi yerlerin daha da dikkatli bir tabelalandırılma işlemine tabi tutulması gerekiyor. Evet, bavulumu aldım. Şekil bira. Şu an şu yönden otobüs bekliyorum. Size burayı da göstereyim. Burası daha turistik olmayan, merkeze, o şeye, eski şehre uzak bölgesi Dubrovnik'in. I'm coming from Turkey. Turkey? Yes. Oh. Which town? Istanbul. Istanbul? Yeah. I was there. which one is better, like more beautiful, Istanbul or Dubrovnik? Zagreb. I was born in Zagreb. Ah. And I live in Zagreb, it's better than all. Okay, Zagreb is your favorite. Istanbul is biggest. Istanbul have a few million. Yes, 20 million people. Yes. And now Dubrovnik have, I don't know, 300. Yeah, Dubrovnik is quite small. Yes, yes. It's not big. It's, you can't walk in 2 hour whole. Yes. Yeah, but that's it's true. up, down. Yeah, true. But it's beautiful. I really beautiful liked it. Castle. Yes.
the old town. Beach. That's okay. Arkadaşlar otobüs gelmediği için gerizekalı otobüs bir saatte bir mi ne geliyormuş. Oteli tuttuğum işte kadın var işte orada ilgilenen, neyse o mesaj attı. Oraya hiç otobüs gelmeyebilir falan. Ben de mecburen Uber tuttum. Az önce Uber'deki adamla konuşuyorduk işte. Adama dedim ki İstanbul mu güzel, Dubrovnik mi? Diyor ki Zagreb güzel. Adam Zagrebliymiş. 3 ay burada turist sezonunda taksicilik yapıyormuş işte böyle Uber falan. Böyle para kazanıyormuş. Normalde Zagreb'de yaşıyormuş. Bayağı da memleket sevdalısı gördüğüm kadarıyla. Dedim Türk var mı dedim hiç. Yok diyor. İngiliz var. İşte Rus var falan. İsrail bilmem ne. Türk yokmuş yani. Kısacası ben de hiç konuşan duymadım açıkçası. Kendimden başka. Keşke olsa da videoya çıkarsak onları ama yoklar. Şimdi yine elimde devasa bavulumla odamı bulmaya gidiyorum. Evet, odaya geldim. Birazcık dağıttım odayı. Kıza pasaportunun kopyasını verecektim. O yüzden birazcık arka taraf dağınık. Oda bu şekilde arkadaşlar. Fena değil, oda iyi yani. Yeri çok güzel zaten, merkezde. Böyle bir şeye bakıyor. Şurası biz gidebiliyoruz burada kalanlar bu binada. İkinci kat. İşte o minnak sokaklardan bir tanesi böyle. Şöyle gayet bu eski şehir dediğimiz yerin merkezi. Şöyle dağıttığım bölüm şurası. Şöyle bir televizyon var. Açacağımı da pek zannetmiyorum ama Hırvatça konuşanları ne yapacağım dinleyip. Dolaba bakalım. Dolap kendinden geçmiş. Şöyle bir tekme atsam, sağlam bir tekme atsam gider. Öyle gözüküyor. İnşallah gece aniden açılıp beni korkutmaz. Ve banyonun ışığı ne yazık ki yanmıyor, tepedeki ışık. Ama söyledim, belki yarın bakacaklar, artık idare edeceğiz, ne yapalım yani. Ve şöyle küçük bir mutfak, işte bir çay may var. İçer miyim Allah bilir orasında. İşte şu da şey, böyle bir buzdolabı, bir şeyler alıp hani kullanmak istersem, bu da çöp vesaire. Böyle az ve öz. İyi boyut olarak, yer olarak. Önemli olan da o zaten. Sabahtan akşama kadar yokum. Akşam bir geleceğim işte, biraz otururum kalkarım. Yeterli gözüküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırım. Nasıl olmuşum? Buraya bir alkış koyalım. Çok çok çok. Gündüz burayı görmüş müydüm? Ben bilmiyorum. Gündüz burayı görmemiştim bence. Heykel var ortada. Gayet tatlış bir meydan gördüğünüz gibi. Çok hoş. Evet. Arkadaşım geldi. Çıkmak ister misin videoya? İstemezsin. Tamam. Biz şimdi bir şeyler yemek üzere restoran bakacağız. Bakalım ne bulacağız. Vejetaryen pizza alıyorum. Peynirsiz ve house wine. Bakalım nasılmış. House wine. Dubrovnik gecelerinden herkese selamünaleyküm. Şöyle bir sıkıntımız var. Benim kaldığım yerin kapısı bir kodla açılıyor. Kız bana kodu söyledi. İşte odayı gösterirken. Neyse ben kodu tabii ki unuttum.
Abi kodu yazmışlar dedi. Yazıp masanın üzerine koydu. Ben o ara aceleyle işte eşyalarımı çıkarayım derken, zaten bu arada dolap çok kötü, gardırop çok kötü olduğu için gardırobu kullanmamaya karar verdim. Onun yerine bütün eşyalarımı masaya çıkardım. Hani burada da iki gün daha kalacağım. Gözümün önünde olsun ne alacağım falan diye. Böyle derken sen masanın üzerinde küçük kağıda yazılı kodu kaybet. Biraz da şöyle döneyim. Şöyle orayı da görün abi, akşam da ayrı güzel, yani onu da söylemem gerekiyor. Dubrovnik çok küçük ama gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Neyse, kısacası kodu kaybettim. Az önce kıza mesaj yazdım. Kod neydi diye, umarım kız hatırlıyordur, herhalde kızın ezberindedir diye düşünüyorum. Şu an o kodu bekliyorum. Kodu beklerken de böyle amele amele dolaşıyorum, çok çok yorgun olmama rağmen dolaşıyorum. Neyse, kısacası kodu bulup odaya gideceğimi kabul ediyorum. Yaklaşık önümüzdeki bir 10-15 dakika içinde en geç. Ve o nedenle sizlere bu akşamlık elveda diyorum. Eğer beklediğimden farklı gelişirse olaylar, kodu bulamazsam, geceyi Dubrovnik sokaklarında geçirmek zorunda kalırsam vesaire, size zaten bildiriyor olurum. Ama umarım öyle olmayacak. O yüzden tatilimizin ve Dubrovnik'in ilk gecesinden sizlere elveda diyorum. Sabah ada turlarımızdan biriyle görüşmek üzere.